Paris'te yaşanan terör saldırılarının ardından çok sayıda dünya lideri sessiz yürüyüşe katılırken İsrail Başbakanı Netanyahu da gösteriye katılanlar arasındaydı. Porto Vincent'deki koşer marketinin önünde 200 kişilik bir topluluğun alkışlarıyla karşılanan Netanyahu'nun yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ziyareti Yahudi toplumu tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu dayanışmanın bir göstergesi. Buraya gelmek çok doğru bir davranış. Bize destek olmaları çok güzel. Bu kalbimizi ısıtıyor. Önemli olan her şeyin güvenli bir ortamda gelişmesi ama bu da uzun sürmüyor. Polislerin görevini en iyi şekilde yapması gerekiyor. Bu olayın daha da derinden incelenmesi ve banliyölerdeki kanser haline gelen olayların çözülmesi gerekiyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Regev de yürüyüşe katılanlar arasındaydı. Bu ziyareti yapmak bizim için çok önemliydi. İlk amacımız Fransız halkı ve hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek. Ayrıca Fransa'da yaşayan, zor zamanlardan geçen Yahudi toplumuyla da birlik olduğumuzu belirtmek istedik. Bu sadece bir veya iki ülke için fenomen değil. Bu küresel bir tehdit. Önemli olan dün gördüğümüz liderlerin yaptığı dayanışma yürüyüşünün sağlam bir eyleme dönüştürülmesi. Hükümet koordineli güncel bir yolla herkes tehdit eden radikal İslamcılara karşı dengeli bir şekilde müdahale etmeli. Fransız basınında çıkan bir iddiaya göre Fransız Cumhurbaşkanı Hollande Netanyahu'dan gösterilerin Filistin-İsrail sorununa dönüşmemesi için yürüyüşe katılmamasını istemiş. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu ısrarcı olunca Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın katılımı şart koşularak sorun çözülmüş.